Günümüzün akıllı teknolojileri yanında geleceğin teknolojilerinde konuştuğumuz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Blockchain, Web 3.0 ve NFT'den sonra serinin 4. bölümünde bir başka popüler kavram olan ve yakın gelecekte bizi her şeyin mümkün olduğu bir hayal dünyasına taşıyacak Metaverse'ü ele alıyoruz. Tekrar merhabalar. Öncelikle umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Geleceğin teknolojilerini konuşurken genellikle block, chain veya non-fungible token gibi birleşik kelimelerin kullanıldığını görüyoruz. Hatta bu gelenek 1985 yıllarında kullanmaya başladığımız internet için bile interconnected networks yani kendi aralarında bağlantılı ağlar kelimelerinin yine birleşmesinden oluşuyor. Aynı sistem Metaverse için de geçerli çünkü burada da sanal ve evren olmak üzere yine iki farklı kelimenin bir araya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Metaverse'ün Türkçe kelime karşılığı için kurgusal evren, öte evren veya sanal evren gibi terimleri kullanabiliriz. En basit tanımı içinde insanların dijital avatarları ile sosyalleşirken eğlenceli vakit geçirebilecekleri 3 boyutlu sanal dünyalar diyebiliriz. Aslında bir kesim internetin geleceği olarak da adlandırıyorken bu bir bakıma hem doğru hem de yanlış. Çünkü geleceğin interneti için aslında Web 3.0 kavramı daha uygunken Metaverse internet deneyimini ve hatta iletişim şeklimizi bile bambaşka bir boyuta geçirecek. Yani fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz yüz yüze iletişimden evimizden çıkmadan aynı işlemi avatarlarımız ile bu sefer dijital olarak gerçekleştireceğiz. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de buradaki fırsatı önceden görerek hem grup şirketinin adını Meta olarak değiştirdi hem de bu alana gerek yazılımsal gerekse donanımsal geliştirmeler için çok ciddi bütçeler ayırdı. Ve bu aşamada özellikle Facebook, Instagram, WhatsApp veya Messenger gibi kendi bünyesinde bulunan ve dünya genelinde zaten yoğun olarak kullanılan uygulamaların da avantajları ile bizleri kendi Metaverse evreni Horizonverse'e taşımak istiyor. Ben bu hamleye dakika bir gol bir diyebilirim. Çünkü dünya geneline yayılmış, açık kaynak kodlu yani tamamıyla şeffaf ve birbirine kırılması neredeyse imkansız bir algoritmayla bağlanmış binlerce bilgisayardan oluşan blockchain veya Web 3.0 gibi kavramların hayatımıza giriş nedeni bizleri Facebook, Microsoft veya Google gibi interneti tekelleri altına alan ve şahsi verilerimizi dilediği gibi kullanan şirketlerden kurtarmaktı. Dolayısıyla Facebook bu hamlesiyle gelecekte Metaverse'de de tekelleşmeyi ve aynı şekilde verilerimize sahip olmaya devam etmek istediğini açıkça belli etti. Yani merkezinde ya da ruhunda merkeziyetsizlik bulunan bu teknoloji ile Mark Zuckerberg'ün hedefi tamamen birbiriyle zıt. Diğer taraftan maalesef bir teknoloji düşkünü olarak her ne kadar Metaverse deneyimini bir an önce yaşamak veya deneyimlemek istesem de sürecin hala oldukça başındayız. Günümüzün en güçlü alternatifleri 2017 yılında kurulan Decentraland ve Sandbox olmasına rağmen gördüğünüz gibi arayüzleri hala Roblox veya Minecraft gibi köşeli ve oldukça basit. Yazılımın haricinde bizlere bu deneyimi yaşatacak sanal gerçeklik ekipmanları da halen geliştirilme aşamasında. Burada eski adı Facebook olan Meta'nın Oculus, Microsoft'un HoloLens, HTC'nin Vive Cosmos, Samsung'un Gear VR, Google'ın VR Cardboard, Amazon'un Echo Frames veya Sony'nin PlayStation VR gibi modelleri de bulunuyor. Bu cihazlar şimdilik sadece 3 boyutlu görüntü ve oldukça kaliteli sayılabilecek sesleri bize sunabiliyorlar o kadar. Ancak bize gerçekten de orada olduğumuzu hissettirecek koku, nem veya dokunma gibi duyulara henüz hitap edemedikleri gibi yürüyüş, koşu veya zıplama gibi hareketleri de desteklemiyorlar. Haptik yani dokunsal hissi sağlayan yelek gibi bazı özel kıyafetler sayesinde yağmur damlalarını veya oyunlarda vurulduğumuzu hissedebiliyorsunuz. Ancak bu donanımlar hem halen geliştirilme aşamasında hem de mevcut modelleri oldukça pahalı. Ayrıca birkaç modelin haricinde boyutlarının oldukça büyük olması, başlık yanında güçlü donanıma sahip bilgisayarlara ihtiyaç duymaları veya en kötüsü bu bilgisayarlara kablo ile bağlanmaları gibi ek sorunları da bulunuyor. Dolayısıyla evet Metaverse diye bir kavram gerçekten de var ama sahip olduğu eksiklikleri sebebiyle henüz hayatımızın merkezine yerleşemediler.
Bugün bir de oldukça yüksek bir fiyata alacağınız başlık kısa bir sürede demode kalabilir. Bu nedenle düşük sayılabilecek yaygınlığa sahipler. Ancak tüm bu süreçler tamamlandığında fiziksel sınırları ortadan kaldırarak dünyanın neresinde olursanız olun, istediğiniz ülkedeki konser, tiyatro, festival, opera, sinema veya halk dansları gibi sanatsal etkinliklere katılabilecek, önceki bölümün konusu NFT sergilerini gezebilecek, arkadaşınız dünyanın diğer ucunda yaşasa bile beraber bir parka gidip sohbet edebilecek, son zamanlarda oldukça popüler olmaya başlayan Meta Store kavramı ile sevdiğiniz markaların fiziksel mağazalarını geziyormuşçasına hem de oldukça sıra dışı bir deneyim ile alışveriş yapabilecek, eğer bulunduğunuz bölgede eğitim veya kendinizi geliştirme imkanınız yoksa istediğiniz ülkedeki okulun veya kursun derslerine uzaktan katılabilecek, seminer veya toplantılara eş zamanlı yani canlı olarak aynı Zoom görüşmesinde veya webinarlarda olduğu gibi odanızdan çıkmadan ama avatarınız ile herhangi bir toplantı odasından katılabileceksiniz. Evet, şu an belki oturduğumuz yerden yine aynı etkinlikleri gerçekleştirebiliyoruz ama Metaverse'de dijital sınıfların, toplantıların, çalışma alanlarının veya eğlencenin tadını yanınızdaki arkadaşınızın yeni avatarı ile paylaşabileceksiniz. Bu konuda size verebileceğim en güzel örnek yönetmenliğini Steven Spielberg'ün yaptığı Ready Player One filmi olur. Az önce saydığım bütün firmaların ortaya çıkarmak istedikleri kullanıcı deneyimiyle birebir örtüşüyor. Filmin IMDb linkini aşağıya açıklamalara ekledim. Metaverse evrenleri olmasalar da günümüzdeki çalışma şekilleriyle en yakın örnekler arasında ise Roblox, Fortnite veya Minecraft gibi oyunlar olabilir. Dolayısıyla Metaverse biz kullanıcıların sosyal ilişkiler yanında konser, oyun, alışveriş, sergi gibi deneyimlerimizi değiştireceği gibi iş dünyası içinde yepyeni kapılar açacak. Örnek olarak avatarlar için karakter oluşturma yanında kıyafet, ayakkabı veya aksesuarlarının tasarlanması, Metaverse arsalarında oluşturulacak ev, müze veya yaşam alanları gibi yapıların inşa edilmesi, Metaverse evrenlerinin bilinirliğini ve ziyaret sıklığını artırmaya yönelik her türlü etkinlikleri oluşturabilecek moderatörler, influencerlar veya event yöneticileri, markaların ürünlerini tanıtabileceği deneyim merkezlerinin oluşturulması gibi farklı para kazanma alanları oluşunca beraberinde farklı meslekler de oluşacak. Dolayısıyla hem bazı iş kolları direkt Metaverse'e taşınacak veya bu evrene özel yepyeni meslekler bile türeyebilecek. Mevcutta Adidas, Nike, Zara, H&M, Burberry, Gucci, Coca-Cola, NBA, Atari, Walking Dead, Samsung veya Manchester United gibi dünya markaları bazı Metaverse evrenlerinde yerlerini çoktan aldılar bile. Türkiye'den ise Vestel, Doğtaş, Damat Twin, LCY22, İş Bankası, Aktif Bank, Sara veya Turkcell gibi markalarda yine Metaverse'e yönelik çalışmalarına çoktan başladılar bile. Yani Metaverse aslında oyun, internet, alışveriş, konser veya toplantılar gibi aklınıza gelebilecek bütün kategorilerde her şeyin mümkün olduğu bir hayal dünyasını ayaklarımızın önüne serecek. Bize düşen de şimdiden en azından gelişmeleri takip ederek tüm bu yeniliklerden geri kalmamak. Bunun için size yapabileceğim önerilerden bir sonuncusu da eğer beğeniyor ve özellikle faydalandığınızı da düşünüyorsanız Akıllı Teknolojiler YouTube kanalını yakın takibi almak olabilir. Evet, umarım teknik detaya girmeden oluşturmaya çalıştığım Metaverse bölümünü beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz farklı konular varsa da yorumlarda belirtin lütfen. Haftaya farklı bir içerikte veya önceden paylaştığım teknolojik videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Geleceğin teknolojilerini de konuştuğumuz YouTube kanalıma hoş geldiniz. 3 boyutlu sanal dünyalar olarak da diyebiliriz. Olarak da diyemeyiz, olarak... olarak da adlandırıyorken... Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e... Blockchain veya Web 3.0 kavramları... hayatımıza. Günümüzün en güçlü alternatifleri 2017 yılında sanal gerçeklik ekipmanları da halen geliştirilme aralarında. Ne alaka?